Merhaba arkadaşlar, ben sosyal bilgiler öğretmeni Gökhan Turgut. 6. sınıf sosyal bilgiler dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi dersler. Arkadaşlar hatırlarsanız tarım ürünlerinden bahsediyorduk. En son çay ürününden bahsetmiştik. Şimdi bir diğer tarım ürünümüz olan incirden bahsedeceğiz. Arkadaşlar incire baktığımız zaman incir don olayına dayanıklı bir ürün değildir. O zaman incir iklimden çok olumsuz etkilenebilen bir tarım ürünüdür. Genelde arkadaşlar Akdeniz iklimi ürünüdür incir. Bu nedenle arkadaşlar don olaylarının yaşandığı yerlerde yetişmez. Don dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Don özellikle neyin? Sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmesidir arkadaşlar. Eğer sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşerse orada don yaşanır ve don yaşandığı zaman da arkadaşlar bazı tarım ürünleri yetişemez. Bunlardan biri de incir. Arkadaşlar Türkiye incir üretiminin büyük bir kısmını Ege bölgesi karşılar. Yani biz incir dediğimiz zaman aklımıza ilk öncelikle Ege bölgesi gelecek. Ve arkadaşlar bu üretimin özellikle yarıdan fazlasını Aydın ili karşılamaktadır. Dünya incir üretiminde ilk sırada yer almaktayız. Şunu unutmamamız lazım. İncir bizim ne ürünümüz? İhraç ürünümüz arkadaşlar. Yani sattığımız tarım ürünlerinden biri. Şu da çok önemli bizim için arkadaşlar. İncir üretiminde birinci olmamızın yanında gençler kuru incir üretiminde de ilk sırayı yer alıyoruz. Çünkü arkadaşlar çok önemli bir yetişim alanına ve iklime sahibiz. Bir diğer ürünümüz turunçgil arkadaşlar. Ya da diğer adıyla turuncugiller. Narenciye adı da verilen turunçgiller arkadaşlar C vitamini bakımından zengindir. Bu da arkadaşlar incir gibi don olayından olumsuz etkilenir. Yani dona çok dayanıklı bir ürün değildir gençler. Akdeniz kıyılarında don olaylarının etkili olmadığı neresi arkadaşlar? Adana, İçer, Antakya, Antalya, Muğla gibi bölgelerde yetişir, üretim öndedir. Ama bunun yanında arkadaşlar Akdeniz'le birlikte Karadeniz'de ama hangi Karadeniz'de? Doğu Karadeniz'de de. Nerede? Rize ve çevresinde. Yalnız Rize'nin kıyılarında arkadaşlar. Kıyılarında da turunçgil yetiştirilebilir. Buradaki mantık ne arkadaşlar? Buradaki mantık şu. Rize'de arkadaşlar don olayı çok görülmez. Don kıyılarda görülmez arkadaşlar. Peki don olayının görülmemesi yanında arkadaşlar Rize'de özellikle nem de fazla olduğundan dolayı sıcaklık ortalaması çok düşmediğinden dolayı ne yapılabilir arkadaşlar? Burada turunçgil yetiştirilebilir. Şunu unutmayacağız. Turunçgil dediğimiz zaman arkadaşlar kış soğuklarına dayanıklı olmayan iç bölgelerde turunçgilin yetişmesi zordur. Bir diğer ürünümüz arkadaşlar muz. Don olaylarına karşı en duyarlı bitkidir arkadaşlar. Aslında muz gençler ne ürünüdür? Tropikal üründür arkadaşlar. Yani tropikal bölgede yetişebilecek bir tarım ürünüdür. Tropikal bölgede yetişebilecek bir tarım ürünü ise demek ki sıcağı seven bir ürün. Soğuğu sevmeyen, soğuğu istemeyen bir tarım ürünüdür. Peki arkadaşlar o zaman don olayına zaten dedik duyarlı bir bitki. Ülkemizde yetişebildiği alan çok dardır. Torosların güneye bakan kış soğuklarından arkadaşlar korunarak Erdemli, Anamur, Alanya, Gazipaşa kıyılarında yetişebilmektedir. Zaten bahsetmiştik tropikal bölge meyvesidir. Arkadaşlar muz ülkemizde yetişme alanı çok ama çok dardır. Başka bir alanda kolay kolay doğal şartlarda kolay kolay muz yetiştirilemez.
üzüm. Arkadaşlar Türkiye'de her bölgede yetişir. Yani baktığınız zaman üzümün iklim seçiciliği azdır. İklim seçiciliği az olan bir üründür arkadaşlar. Kış soğuktan etkilenmez çünkü kışın arkadaşlar üretimle ilgili bir durumu yoktur. Genelde çiçeklerini, yapraklarını arkadaşlar ilkbaharda açtığından dolayı bu dönemde oluşabilecek dondan olumsuz etkilenir. Ama genelde ilkbaharda da don olmadığı zaman Türkiye'nin her yerinde yetişebilir. Ama üzümde de arkadaşlar ülkemizde ilk sırayı neresi alır? Ege bölgesi alır. Ülkemizde birçok alanda üzüm yetiştirilebilir ama Ege bölgesi üzümü farklıdır. Arkadaşlar üzüm de bizim için önemli bir ihraç ürünlerimizden biridir. Elma. Baktığınızda arkadaşlar kıyı bölgeleri iç kesimlerin geçiş alanları başta olmak üzere Konya, Niğde, arkadaşlar Kayseri, Amasya, Antalya, Isparta, Bursa en fazla elma üreten illerdir. Bütün bölgelerimizde yetişebilmektedir. Çünkü elmada da iklim seçiciliği azdır arkadaşlar. Aynı üzümde bahsettiğimiz gibi bu sadece arkadaşlar çiçek açtığı dönemde soğuk istemez. Eğer çiçek açtığı dönemde soğuk olmadığı sürece elma her bölgede ne yapabilir? Yetişebilir. Fındık. Arkadaşlar fındığın ana vatanı Türkiye'dir. Yani Karadeniz iklimidir arkadaşlar. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde fındık yetiştirilmesi mümkündür. Kışları ılık ve her mevsim yağışlı, ılıman iklim alanlarında yetişme ortamı bulur. Fındık Türkiye'de Karadeniz ve Marmara bölgesinin Batı Karadeniz'e yakın yerlerinde yetişir. Yalnız şunu unutmayacağız, Marmara bölgesi dedik ya arkadaşlar, yani Marmara'nın neresinde? Karadeniz kıyılarında. Karadeniz'in kıyılarında yetişir arkadaşlar. Ve de gençler çok önemlidir. Önemli bir bizim ihraç ürünümüzdür. Fındıkta arkadaşlar yine dünya birincisiyiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu sattığımız ürünler zaten burada da fındık üretiminde Türkiye'de dünya birincisi olduğumuz bahsediliyor. Bu da önemli bir ihraç ürünlerimizden bir diğeridir. Evet, tarım ürünleri bunlardı arkadaşlar. Şimdi bir de hayvancılıktan bahsedelim. Hayvancılık dediğimiz ne arkadaşlar? Türkiye'de ekonominin önemli kollarından biri hayvancılık. Nerelerde gençler? Kırsal alanlarda. Yalnız şuraya dikkat edeceğiz. Toprağa ekip biçme faaliyetlerinden sonra en yaygın yapılan etkinlik hayvancılıktır. Yalnız her yerde hayvancılık yapar mıyız? Hayır. Özellikle engebeli, yani yer şekillerinin arkadaşlar tarım için elverişli olmadığı yerde. Yani kısaca arkadaşlar engebeli alanlarda. Engebeli alanlarda hayvancılık faaliyeti yapılmaktadır. Türkiye'de hayvancılık iki yöntemle yapılmaktadır arkadaşlar. Bir, mera hayvancılığı ya da diğer adıyla yayla hayvancılığı. Arkadaşlar bakın, mera hayvancılığı dediğimiz hayvancılık iklim koşullarına bağlı olarak yapılan hayvancılıktır. Yani iklimin yağış alan yerlerde, bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde, bitki örtüsünün sık olduğu yerlerde ya da arkadaşlar tabii ki bunda değişiklikler de var. Bitki örtüsünün seyrek olduğu yerde farklı hayvancılık, bitki örtüsünün sık olduğu yerde farklı bir hayvancılık da yapılmaktadır. Özellikle yazı yağışlı geçen Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde. Gençler, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimi.
ya da yaz yağışlı dediği yer neresi? Hatırlayalım. Erzurum, Kars bölümü arkadaşlar. Erzurum, Kars bölümü. Gençler, buralar yaz yağışı aldığı için buralarda bitkiler daha gürdür. Bitkiler gür olduğundan dolayı buralarda genellikle hangi hayvancılık? Büyükbaş hayvancılık yapılır. Mantık şudur arkadaşlar. Büyükbaş hayvanların ağzı büyük olduğundan dolayı büyük otları yemesi gerekiyor. Ama dikkat ederseniz küçükbaş hayvanlar küçük otları da yiyebildiği için buralarda çok da tercih edilmez. Bir de yüksek kesimlerin soğuğuna büyükbaş hayvanlar daha dayanıklıdır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, yaz kuraklığın etkili olduğu iç bölgelerde ise küçükbaş hayvancılık yapıyor. Arkadaşlar, yaz kuraklığı olan yerde hangi bitki örtümüz var? Bozkır. Bozkır hangi iklim ürünü arkadaşlar? Karasal iklim ürünü. Peki karasal iklim ürünü olan bozkır nedir? Arkadaşlar, ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığıyla kuruyan ot topluluğudur arkadaşlar bozkır. Ve bozkırın olduğu yerde de biz direkt neyi arayacağız? Küçükbaş hayvancılığı arayacağız arkadaşlar. Bu tür hayvancılıktan elde edilen verim düşük gençler. Neden? Çünkü iklim koşullarına bağlı arkadaşlar. Yani sadece sizin o hayvanla çok ilgilenmeniz yetmiyor. Bazı şeylere iklim de el vermesi gerekiyor. İklim eğer el verirse arkadaşlar, mesela örneğin yaz yağışlı olan yüksek yerlerde yaz yağışı az olmadığı zaman büyük hayvancılık, büyükbaş hayvancılık bundan olumsuz etkilenir. Yani buralarda verim daha düşük bir hayvancılık yapılmaktadır. Evet, geçelim ikiye. Besi ve ahır hayvancılığı. Arkadaşlar, besi ve ahır hayvancılığı ise modern ahırlarda ıslah edilmiş hayvan türleri arkadaşlar yem ile beslenir ve yüksek verim sağlanır arkadaşlar. Nasıl yani, buradaki mantık ne gençler? Buradaki mantık şu: iklimle hiç alakanız yok. İklimle alakası olmadığı için siz hayvanı istediğiniz gibi yetiştirebiliyorsunuz, besleyebiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar kapalı alanda olduğu için kaliteli hayvanları ve kaliteli verim veren hayvanları da yetiştirebiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar ahır hayvancılığında Marmara ve Ege bölgesi önemlidir. Neden? Gençler, Marmara ve Ege bölgesinin önemli olmasının en ilk sebebi kalabalık nüfustur arkadaşlar. Kalabalık nüfus. Nasıl yani? Arkadaşlar, nüfus kalabalık ise oralarda tüketim fazla olmaz mı? Tüketim fazlaysa arkadaşlar oradaki insanlara bunu üretmek gerekir mi? Evet, işte ülkemizin en kalabalık olan Marmara ve Ege bölgelerinden dolayı burada kalabalık bir nüfus olduğundan dolayı tüketimin fazla olmasına bağlı olarak ne yapılır arkadaşlar? Besi hayvancılığı yapılır. Şimdi arkadaşlar, ilk hayvancılığımızdan biri büyükbaş hayvancılıktır. Büyükbaş hayvancılık dediğimiz olay arkadaşlar Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz bölgesinde çayırların yetiştiği alanlarda mera hayvancılığı şeklinde büyükbaş hayvan yetiştirici yaygındır. Yani Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık öndedir arkadaşlar. Büyükbaş hayvancılık dediğimiz zaman arkadaşlar inek, boğa, manda gibi hayvanlara biz büyükbaş hayvancılık diyoruz. Peki arkadaşlar, büyükbaş hayvanın neyinden? Etinden, gençler sütünden, aynı zamanda gençler derisinden faydalanabiliyoruz. Peki gençler, böyle bir hayvancılık, büyükbaş hayvancılık ülkemizde ahır besi hayvancılığına baktığımız zaman Erzurum, Kars ve Doğu Karadeniz yaz yağışlarından dolayı fazladır. Ama şunu da unutmamamız lazım arkadaşlar. Ahır hayvancılığı dediğimiz zaman Marmara bölgesini unutmamamız lazım. Burada arkadaşlar büyükbaş hayvancılığın yanında
küçükbaş hayvancılık da var bildiğiniz gibi. Küçükbaş hayvancılık biraz önce bahsettik. Nedir arkadaşlar? Koyun, keçi ve kuzu gibi hayvan türlerine ne diyoruz? Küçükbaş hayvancılık diyoruz arkadaşlar. Peki bu küçükbaş hayvanların neyinden faydalanıyoruz? Arkadaşlar et, süt ve yünlerinden faydalanabiliyoruz küçükbaş hayvanların. Arkadaşlar küçükbaş hayvancılık dediğimizde ise ülkemizde ilk olarak İç Anadolu bölgesi aklımıza gelecek. Neden? Hatırlarsanız bahsetmiştik. Mera hayvancılığında özellikle bozkır bitki örtüsü olan yerlerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Ülkemizin birçok yerine küçükbaş hayvancılık vardır. Ama ilk sırayı alan yer neresidir arkadaşlar? İç Anadolu bölgesidir. Kümes hayvancılığı gençler. Gençler baktığımızda ülkemizde en fazla beslenen kümes hayvanı tavuktur. Ve kümes hayvancılığında beyaz et ile yumurta üretimi fazladır arkadaşlar. Bu iki ürün kısa sürede tüketilmeli. Dolayısıyla kümes hayvancılığı tüketici nüfusun fazla olduğu alanlarda gelişmiştir. Nereler gençler? Marmara ve Ege bölgelerinde kümes hayvancılığı öndedir. Arkadaşlar kümes hayvancılığı dediğimiz zaman sadece tavuktan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bunun yanında horoz, arkadaşlar hindi, kaz, ördek gibi hayvanlardır gençler. Arkadaşlar bunların kapalı alanda olduğundan dolayı iklimle alakası yoktur gençler. Yani iklimden etkilenen bir hayvan değildir. Neden iklimden etkilenen? Çünkü kapalı alanlarda yapılıyor arkadaşlar. Peki Marmara ve Ege bölgesinde ise fazlaya olmasının nedeni nedir? Şudur arkadaşlar, kalabalık nüfus. Kalabalık nüfus dediğimiz olay ise eşittir tüketim arkadaşlar. Yani tüketimin fazla olduğu yerde kümes hayvancılığı yaygındır. Bir diğer hayvancılığımız ise arıcılık. Arıcılığa baktığımız zaman bitki örtüsünün korunmuş olduğu alanlarda ya da bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda arıcılık yaygındır. Nerede arkadaşlar? Muğla. Menteşe yöresi diye de geçer. Rize, Ordu, Hakkari, Bingöl, Erzurum gibi şehirlerin kırsal alanlarında arıcılık faaliyetleri önemlidir. Arıcılık faaliyetleri tamamen doğal koşullara bağlı yapılır. Nasıl yani? Arkadaşlar doğal koşul dediğimiz, burada dedik bitki örtüsü gür. Yani iklim önemli. O zaman bu saydığımız yerlere baktığımız zaman arıcılıkta ne olacak? Yağış olacak arkadaşlar. Çünkü kurak alanlarda bitki örtüsü gür olabilir mi gençler? Bitki çeşitliliği fazla olabilir mi? Olamaz. O zaman bitki örtüsünün gür ve bitki örtüsünün çeşitli olduğu alanlarda arıcılık yapılmaktadır. Ülkemizde birçok alanda da yapılır. Arkadaşlar arıdan bal, bal mumu gibi ürünler elde edilir. İpek böcekçiliği arkadaşlar. Gençler ipek böcekçiliği yapay ipek endüstrisinin gelişmesiyle, yani yapay ipek üretilmeye başlanınca ne oldu? Eski önemini kaybetti arkadaşlar. Çünkü yetmiyordu, yeterli gelmiyordu. İpek böcekçiliği faaliyetinde gerilemeler olmuştur. Mesela özellikle ülkemizde dut ağacı olan yerlerde ipek böcekçiliği faaliyeti yapılırdı. Bu alanların arasında nere var? Bursa, Bilecik, Elazığ, Ankara gibi yerler bulunmaktadır. Arkadaşlar unutmayın,
Türkiye'deki ipek böcekçiliğin büyük bir kısmını Güney Marmara, yani Bursa karşılamaktadır arkadaşlar. Gençler, ama eski ipek böcekçiliği üretimi günümüzde çok fazla devam etmekte midir? Hayır. Tüketimin çok olması, ihtiyacın çok olması artık yapay ipek endüstrisini, yapay ipeğin yetiştirilmesine bağlı olarak günümüzde eski önemini yitirmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.